Nokta.net'te 2-3 gün sonra bırakıyor. Evet. 2-3 gün sonra dedim ki bu dinlerde insan iyileşiyor ama üye olup yazı yazmaya eriyor insanlar. Ya ben üye olamıyorum. Ben vakit bulamıyorum. Unutuyor. Yani insan sağlığa kavuştuğu zaman unutuyor. İnternet sitenize koyduğunuzu söylediniz. Biz yine burada ben de bir parantez açmak istiyorum. Bizim bir yakınımız 5 aydır bu bitkisel karışımı kullanıyor. Hepatit C rahatsızlığı var. Trabzon'da bir abimiz, Ahmet abimiz. Kendisi de yine raporlarında Nisan ayından 10. aya kadar olan süre zarfında hepatit C değerleri normal aralığın 6 kat üzerindeyken anti-HCV değeri 5,99 Trabzon Numune Hastanesi'nde. Bu desteklerle birlikte bu değer 0,15'e kadar düşmüş. Evet. Burada tahlil sonuçlarını bize getirdi. Bunu da internet sitenize koymanız için size vereceğiz. O da dua ediyor. Allah razı olsun. Yani hepatit C'nin tedavisi mümkün değil. Hepatit B, hepatit C'nin tedavisi mümkün değil. Yani sevindirici bir sonuç tabii. Yani mükemmel, yani mümkün olmayan bir şey. Hepatit C gibi çok çok ağır. Eğer tedavi edilmezse siroza dönüşür. Şimdi, Ahmet Bey'in durumu çok çok mükemmel. Yani 9'lardan düştü 0,15'e. 5,99'lardan yani 6'dan. Evet. 0,15'e kadar. 0,15'e. Değerler normal şeye gelmiş. Bir de hocam şöyle devam etmek istiyorum sizinle röportajımıza. Şimdi şu soru akla geliyor. Ya işte falanca hastalık iksir tonik bunun içerisindeki şifalı bitkileri kullandığımız zaman fayda görür. Yok işte romatizma o da fayda görür. Ya da hepatit B. Şimdi bütün hastalıklarda bu bitkisel destek ürünlerinin fayda sağlaması yani ortak payda olması akla soru olarak geliyor. Ya hepsine ayrı ayrı ilaçlar değil de ya bunu çok sorulur, evet, soruluyor. Diyorlar ki iksir tonik her şeye faydalı. Ne nasıl olabilir? Nasıl olabilir diyorlar. Bu çok basit. Ben Almanya'dan bir ara buraya izne gelmiştim. Nurettin Süzen zamanında, belediye başkanı Nurettin Süzen zamanında İstanbul çöplüğe dönmüştü. Kapalı çarşıda insanlar maskeyle geziyordu. Ve her tarafta höbek höbek çöplükler oluşmuştu böyle. Ve herkes birbirine bağırıp çağırıyordu. Benim dükkanım önüne çöp atmayın, o diyor benim dükkanım. Kavga oluyordu. Çok felaket. Turistler o mahin gohat diye bağırışarak kaçışıyorlardı. Pislik kokudan, çöp kokusu. Her taraf çöplük. Aa, ne oldu dedim ya, belediye işçileri grevdeymiş. Her taraf çöplük olmuş. Allah Allah, ne büyük felaket. İnsan vücudunda da çöplükler oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Antibiyotik veya ağrı kesici veya kimyasal ilaç kullandığınızda bağırsaklardaki faydalı bakteriler yok oluyor. Yerine mantarlar yerleşiyor. Mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Toksik maddeler ne oluyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Arıtmaya çalışıyor. Arıtamazsa ne oluyor? Arıtamadığı toksik madde kanda dolaşıyor. Nereye depolanıyor? Herhangi bir organa depolanıyor. Böbreklere depolanırsa zamanla kronik böbrek yetmezi. Pankreasa depolanırsa pankreas yağlanıyor. İnsülin salgılayan hücreler, beta hücreleri sıkıştığı için yeterince insülin salgılayamıyor. Şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Beyin damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme olursa beyin kanaması. Kalp damarlarında yağlanma, daralma olursa kalp krizi. Cinsel organlarda kan akışı azalırsa cinsel yetersizlik, iktidarsızlık. Mesela Bodrum'da tanıdığım bir zat. Ya abi dedi, sen bu iksirin içerisine dedi, Viagra mı kattın? Yok ya dedim. O kadar para nerede bizde? Yani onun fiyatı belli, bunun fiyatı belli. İyi ama dedi, ben dedi, bunu içtiğim zaman sanki dedi hap almış gibi cinsel gücüm artırıyor dedi. Akşamları bir fincan içiyorum, bir de hanım içiyormuş. Hanımı da Alman. İkimiz içiyoruz ve coşuyoruz. Allah Allah dedim, benim yani böyle bir şey düşünemiyorum. Neden? Çünkü damarları açıyor, temizliyor. Beyin damarları, kalp damarları, pankreas, böbrekler, cinsel organlar, bütün organlardaki curufu, pislik birikintisini yok ediyor. İnsan, yani her insanın vücudunda atar damarın, toplar damarın haricinde bir de lenf sistemi var. Lenf sistemi aynı toplar damar gibi bütün vücuttaki pisliği toparlar, kana verir. Oradan kan karaciğere, şey, akciğere gider, temizlenir. Şimdi lenf sisteminde anormallikler olursa, toparlayamazsa birikir. Bağ dokularında pislikler birikir. Eklemlerde, orada, burada, şurada. Bu curufa zaman önce ölü bakteriler, ölü hücreler yapışır. Sonra canlı bakteri, virüs ve mantarlar yerleşir. Ne olur? Toksik madde üreten merkezler oluşur.
çöplük birikintisi. Buna curuf denir. Curuf. Bu vücudumuzun neresinde? Bağırsaklarda, boğazda, eklemlerde, bağ dokularında, her yerde. Her yerde o zaman. Diş diplerinde. İksir ne yapıyor? Curufu eritiyor. Dünyada hiçbir ürün curufu eritici özellikle değildir. Hiçbir ürün. Sadece iksir curufu eritir. Curuf eridiği zaman, yani çöplük birikintisi, eridiği zaman onun içerisinde saklanan, gizlenen virüs, bakteri, mantar, ne varsa mikrop, hepsi açıkta kalıyor. Bağışıklık sistemi daha önce müdahale edemediği bu pislik birikintisine ne yapıyor? Harekete geçiyor. Curuf eridikçe ortaya çıkıyor mikroplar. Curufu eritmek önemli. Yani iksir direkt virüsü, bakteriyi, mantarı yok etmiyor. Curufu eritiyor. Curuf eridiği zaman, yani çöplük birikintisi, pislik birikintisi eridiği zaman onun içerisinde saklanan, gizlenen bakteri, virüs ve mantarlar her şey açıkta kalıyor. Ve bağışık iksir de bu nedenle vücudu temizliği aratıyor. Mesela Çin'de bir Türk mühendisi genital herpese yakalanmış. Dedi ki ya beni burada Çin doktorları tedavi edemedi. Ne olacak benim halim? Dedim ki iksir, enfeksiyon çayı, tonik kullanacaksın. Gönder. Gönderemem çünkü oraya sınıf gitmiyor. Arkadaşıyla gönderdim. Buradan oraya giden Çin mühendis, Çin'de çalışıyor, Türk mühendis. Kullandı. Rahatladım, iyi oldum dedi ama işte tam geçmedi şudu, bir daha gönderdik. Bir daha 3-4 ay sonra genital sihir, genital herpes denen bir şey kalmadı. Neden? Herpes simplex tip denen virüs tip 2 genital bölgede bulur. Eğer bayanlara bulaşırsa rahim ağzı kanserine dahi sebep olur. Genital sihir de aynı şekilde, HPV virüsü de aynı şekilde rahim ağzı kanserine sebep olabilir. Yani bu nedenle HPV tip 2 virüsü ve ESV, bunu genital sihir ve genital herpes yakalananlar bu işi ciddiye almalı. Dikkat etmeli, biri yakalanmışsa ailesinde hemen birlikte tedavi olmalı. O zaman hocam şöyle bir şey anladım ben, doğru olup olmadığını sizinle paylaşayım. Hastalıkların ne olduğu veyahut da hastalıkların kompleks olmasından ziyade vücudumuzun bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli. Yani eğer vücut güçlüyse hastalık ne olursa olsun vücut onunla daha rahat mücadele edebilir. O nedenle siz de diyorsunuz ki bu formüller, bu bitkisel karışımlar sizin tecrübenizle birlikte kullanıldığı takdirde vücut güçlenecek, immün sistem güçlenecek. Hastalık ne olursa olsun onunla vücut daha kolay mücadele edebilecek. Doğru mu anladık sizi? Evet. Mesela diyorlar ki domuz gribi, kuş gribi, yok efendim falan grip, filan grip. Bu gripe karşı bir ilaç geliştirdiniz. Mesela büyük bir fabrikanız var, bir ilaç geliştirdiniz. 3 ay sonra o virüs mutasyon oluyor, değişiyor. O ilaç etkisiz hale geliyor. Ama siz bağışıklık sisteminizi güçlendirirseniz ne oluyor? İsteyen virüs gelsin. Problem değil. Bağışıklık sistemi onu yener. Şimdi domuz gribi diyorlar mesela, ama milyonlarca insan ölmüyor. Kaç kişi ölüyor? 3 kişi, 5 kişi, 100 kişi. Neden? Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar ölüyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan insana virüs bir şey yapamaz. Sadece basit bir nezle şeklinde gelir geçer. Ben yıllar önce iksir, tonik ve bu çayları keşfetmeden önce, yıllar önce yılda 15-20 defa grip olur rapor alırdım. Ya ne kadar çok hastalanıyorsun. Çünkü çok ilaç kullandım ben zamanında. Bu kullanmış olduğum ilaçlar gastrite sebep oldu, sonra ülsere sebep oldu, kemik erimesine, sağ diz kapağında kemik erimesine sebep oldu, bronşite sebep oldu, tansiyon. Bir sürü hastalık oldu, alerji ortaya çıktı vesaire. O kadar ilaç kullandım ki ben 13 yaşından 26 yaşına kadar 13 tane ilaç kullandım. Kullanmış olduğum ilaçlar bitirdi. Şimdi Haymana'ya gitmiştim Kaplıcı'ya. 6-7 tane yaşlı oturuyoruz. Birisi dedi ki dur ilacımı alayım. Elini attı buraya, tansiyon. Buraya attı karaciğer hapım dedi. Oraya attı gastrit. Ceplerinden, her cebinden bir ilaç çıkıyor. Yok böbrek diyor, bilmem ne. Sonra sinirlendi. Sinir hapı dedi. İlaçlarını yığdı masanın üstüne. Baktık, gülüştük. Dedik ne gülüyorsun? Dedi ya bu ne? Yani en az 20 çeşit hap var. 20 çeşit hastalık. Dedi ki ya hiç sormayın dedim. 20 yıl önce böbreklerimi üşütmüştüm. Doktora gittim dedi. Bir ilaç verdi, karaciğerim bozuldu.
Onun için karaciğer için gittim, bir ilaç verdi, mideme zarar verdi. Ona gittim, bir ilaç verdi, kalbime, sonra kemik erimesi vesaire. Şimdi dedi, 20 yıldır yaşıyor mu, ölüyor mu Allah bilir, servetimi de kaybettim, her şeyimi kaybettim, sıhhatimi de kaybettim. Dedim ki ona, 20 yıl önce, 3-4 bitkiye, ısırgan otu, at kuyruğu otu, ardıç kozalağı, altınbaşı otu, 5-6 bitki karıştırıp çayını içseydiniz 2 günde hiçbir şeyiniz kalmazdı. Mesela kronik böbrek yetmezliği olan Bodrum'da çok muhterem bir zat var, Levent Bey. Kronik böbrek yetmezliğinden artık diyalize gidiyor 4 aydır. Beni aradı, dedi ki çalışamıyorum, iş yerimi kapattım. Halsiz dermansız yorgun, diyalize giriyor. Hayatım, sosyal hayatım bitti. Yani o kadar perişanım. Yok mu bunun çaresi? Dedim kronik böbrek yetmezliğini ben tedavi etmedim. Yani akut nefrit, kronik nefrit yani akut, tedavi edilebilir ama kronik böbrek yetmezliği çok zor bir şey. Bir deneyelim dedim. Deneyelim. 2 ay, 3 ay iyileşiyorum dedi. Dedi ki artık ben diyalize girmiyorum. Niye? %10'un altına çıkmış, düşmüştü idrar çıkışı. Tekrar %30'un üstüne çıktı. Burada bir ilk öğretim müdürü var. Çok muhterem bir zat. Doktora demiş ki %15'in altına düştü mü mutlaka diyalize gireceksiniz. Fikstür takılması için kolundan fikstür açılması için doktora gönderilmiş. Çocukları araştırmış. Geldiler bana dediler ki ya bunun bir çaresi var mı? Alacaksınız, kullanacaksınız. Tedavi ettiğimiz insanlar çok. Ama bu durumda bilmiyorum. Aldı kullandı %15'ten %25'e %30'a çıktı. Dedi ki artık ben gelmiyorum, almıyorum. Neden? Hamdolsun yeter artık. Yani yüzü böyle sapsarıydı. Yüzü canlandı, kendine geldi. Şimdi İbrahim Bey, programımızın güzel bir akışı oldu. Bizim sormak istediğimiz pankreas gibi, diyabet rahatsızlığı gibi, prostat gibi bir takım rahatsızlıklar vardı ama bunların hepsine girmek için vaktimiz de yetmeyecek. Vaktimizin sonuna geldik. Ben sadece şunu, başka programlarımızla birlikte olacağız ama bu programı şu şekilde kapatmak istiyorum. Sağlıklı bir cinsel yaşam hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak insanımız için çok önemli. Ve çağımızda da bu konuda gerçekten çok zafiyetler var. Anlık problemleri gidermeye dönük bir takım ürünler var. Bunlarla insanlar etki de alıyorlar ama rahatsızlık tedavi olmuyor. Yani rahatsızlık düzene girmiş olmuyor. Bunu da damarlarla alakalı olduğunu söylediniz. Cinsel yetersizlik, iktidarsızlık noktasında dilerseniz biraz da buna değinip bir şey yapılabilir mi? Ondan sonra da programımızı sonlandıracağız. Cinsel yetersizliğin 5 ana sebebi var. Tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit yağlar, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme ve diyabet. Diyabet ve psikolojik. Şimdi yani hep damarlarla ilgili genellikle. Yani bir de aile arasında, karı koca arasındaki problemler hanımıyla. Yani psikolojik bir sorun yoksa, yoksa damarla alakalı. Damarla ilgili. Şimdi mesela bu Bodrum'daki olan muhterem dedi ki abi sen bunun içine Viagra mı katıyorsun? Yok dedim, ben niye Viagra'sı katayım? Dedi benim performansım neden böyle yükseldi? Dedim ki damarları açıyor, damarları temizliyor. Normal olarak cinsel münasebetten önce bölgeye kalbimiz 1,5 litre kan pompalıyor. Kanı pompalayabilmesi için damarların elastik olması, temiz olması lazım. Daralmaması, sertleşmiş olması lazım. Damarlar tıkanmışsa, yağlanmış, daralmışsa nereye pompalayacak? Pompalayamaz ve iş biter, bir şey yapamaz. İktidarsızlık başlar, isteksizlik başlar. Damarlar açıldığı için bölgeye kan pompalıyor. Yani kimyasal ilaçların da özelliği bu. Alıyorlar ilacı, günübirlik, onda yan tesirler var. Bundan dolayı ölenler de var, kimyasal ilaç alanlar. Şu isim vermiyorum. Dünyada var yani, şu hastalığı olanlar şunu kullanamaz diyor. Bunun hiçbir yan tesiri yok. Kullandığı zaman faydasını görüyor. Bir de şunu da ekleyeyim en son olarak. Ali abi tanırsınız. Burada sizin müdürünüz. Ali abinin bir tanıdığının çocuğu, kız çocuğu. 17 yaşında. Rahminde miyom. 6 santim. Diyor ki doktoru kötü huylu bir miyom mutlaka alınması lazım rahmin. Yoksa kanser tehlikeli. Kızcağız panik olmuş. İlle ameliyat diyor. Ali abi duymuş. Dedi, diyor ki ya senin kızın benim kızım. Ben sana kötü bir şey söyler mi? Söylemez. O zaman şu iksiri, tuniyi, çayı kullanın. Ondan sonra etkisi olmuyorsa yine ameliyat olun. Tamam diyorlar, ikna ediyor, konuşuyor. 3 ay kullanıyor bizim iksir, tonik ve miyom çayını.
6 santimlik kötü huylu miyom tümör oluşmuş. Tamamen eri, yok olmuş. Tamamen. Allah senden razı olsun dediler. Dua ediyoruz sana. Hocam, yani inşallah biz de dualarla kurtaracağız. İnşallah. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir uzman kontrolünde olduktan sonra, onun birikimiyle olduktan sonra şifalı bitkiler tedaviye en büyük tabii, destek. Tabii ki önce doktora gitmesi gerekir. Evet. Doktora demesi lazım ki sizin rahatsızlığınız şudur şudur. Onları kullanırken bizim ürünlerimiz ilaç değil. Destek olarak da bizim ürünleri kullanması gerekir. Ve bu noktada, ama bunların içindeki ürünlerin hepsi klinik araştırmalarla etkisi %100 ispatlanan bitkiler. Yani bitkiler de kategorik olarak çeşit çeşit. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizi inşallah başka programlarımızda yine konuk etmek istiyoruz. Bir başka programda yine görüşeceğiz inşallah.